Kanser nedir? Kanser kontrolsüz üreyen hücre topluluğudur. Yani vücudun herhangi bir bölgesinde kontrolden çıkan bir hücre dokuya dönüşüyor, o doku büyüyor, organ evet. kadar büyüyerek durdurak bilmeden büyüyüp bir kitle halini oluşturup vücudumuzdaki sağlıklı dokulara da zarar verip işlev yapmasını engelleyecek şekilde üremeyi hızlı hızlı devam ettiren bir hastalıktır kanser hastalığı. Kanser hastalığı önemli bir hastalıktır. Tedavi olması ile ilgili çok önemli bir hastalık, çok sık görülen bir hastalık türü olduğu için tedavi ile ilgili de çok hızlı bir şekilde tedavi yöntemleri hızlı bir şekilde gelişmektedir. Radyoterapi cihazları olarak kemoterapi ilaçları, akıllı ilaçlar, cerrahi teknikler, bunların hepsi gün geçtikçe çok hızlı bir şekilde kendisini yenileyip hızlı bir şekilde hastaların en iyi şekilde tedavi olup bu hastalıktan kurtulmasını sağlayacak şekilde çalışmaktayız diyebilirim. Evet. Hocam kanser çeşitleri nelerdir? Kanser çeşitleri erkeklerde ve kadınlarda kanser çeşitleri farklılık göstermektedir. En sık akciğer kanseri erkeklerde görülmektedir. Akciğer kanserinin görülmesi, akciğer kanserinin %85 sebebi de sigaraya bağlıdır. Sigara akciğer kanser oluşumunun %85 nedenidir. Kadınlarda da akciğer kanseri görülmektedir ama kadınlardaki görülme sıklığı erkeklere göre daha azdır. Hocam bu neden? Yani erkekler ve kadınlar arasındaki neden daha çok sık? Neden? Çünkü kadınlarda sigara tüketimi daha az olduğu için akciğer kanser görülme sıklığı da daha azdır. Ama maalesef son 5 yıl içerisinde kadınlarda da sigara içme oranında hızlı bir şekilde artış görüldüğü için kadınlarda da akciğer kanser görülme oranı çok daha yüksek seviyelere çıkmaktadır. Erkeklerde akciğer kanseri diyoruz, kadınlarda en sık meme kanserleri görülmektedir. Her 10 kadından bir kadın ömrü boyunca bir kanser hastalığına yakalanma riskiyle karşı karşıyadır. En sık meme kanseri görülür. Ondan sonra bağırsak kanserleri, işte bu kolon kanserleri, rektum, mide kanserleri bunların hepsi içerisine alacak şekilde sıklıkla görülmektedir. Bağırsak kanserleri. Ondan sonra sırasıyla kanser çeşitleri her iki cinste de erkek ve kadında da her türlü kanser görülmektedir diyebilirim. Kanser için erken tanıda nasıl bir müdahale etmesi lazım insanların kendisine? Erken tanıda ne yapmamız lazım? Sağlıklı bir birey mutlaka check-up yaptırması şart. Check-up. Evet. Check-up'larla. Genelce check-up. Genel check-up. Hiçbir şikayetin yok. Yılda bir mutlaka baştan aşağı biyokimyasal testler, akciğer grafisi, 40 yaşından sonra özellikle kadınlarda mamografi yapılması, bağırsak kanserlerinin erken teşhisi için gaytada gizli kan dediğimiz testin yapılması, rahim ağzı kanserleri için smear testinin yapılması, bunlar hem invaziv olmayan yani hastaya zarar vermeyen ama teşhis konduğunda da kişinin çok erken evrede tümöre yakalanmasına sebep olduğu için de kaliteli yaşam sunar bizlere. O yüzden check-up diyorum ben. Mutlaka sağlıklı insanların erken teşhiste check-up yaptırılması evet, şarttır. Bir kere check-up yaptırılması gerekiyor. Check-up şarttır. Evet. Öyle diyebiliriz. Evet.